Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kelan Kara ile Teğet Geometri Soru Bankası kitabında prizmalar konusundaki test 5'in çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 238 ve 239'u çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda da DK uzunluğu nedir diye soruluyor. Bu K noktası tam karenin ağırlık merkeziymiş ve şurası bir kareymiş. Evet 4 ise o zaman 4. Şimdi ben burada ne yapmak zorundayım? Bunu bulmak için bir 90 dereceye karşılık getirmek zorundayım değil mi? E 90 derece karşılık nasıl getirebilirim? Karenin köşegenini biz nasıl kullanırız? Ağırlık merkezini. İki ihtimalim var. Ya buradan dikleri çizeceksin böyle. Şunlar birbirine eşit olacak. Ya da ağırlık merkezi dediğimiz köşegenlerin kesim noktası. Ha buradan dik çizerek de yapabilirsin. Sonra buradan buraya çizersin. Şuradaki dik üçgenle yapabilirsin. Birinci yol bu. Ama direkt köşegenleri çizdiğimiz zaman da direkt çıkacak. Bak bak bak. Şu köşegen değil de şu köşegen çizdiğin zaman çıkacak. Çünkü buna ait bir üçgen oluşuyor. Hocam bu yandaki duvara sağdaki duvara dik ya. O yüzden temellikten dolayı burası 90 derece olur. Burada direkt Pisagor'dan sonuca ulaşırız. 8 ise burası 8 mi? 8. 4, 4 ise 4 kök 2. Kökki, 2 kök 2, 2 kök 2 diye ayrıldı. Pisagor bağıntısı direkt. Sen büyük ihtimalle şu daha da kalacak ama bak bu da çok orijinal bir yol. Evet buradan x'in karesi neye eşittir? x'in karesi eşittir. 8'in karesi artı 2 kök 2'nin karesi olur. Yani x kare buradan 64 artı 8'den 72 yapar x de böylelikle kaç yapar? Kök 72. Kök 72 36 çarpı 2 olduğundan dolayı dışarıya 6 diye çıkacağından 36 cevap 6 kök 2 olur. Yani birinci soru akçay oldu. Geldik ikinci soruya. Aşağıda verilen dikdörtgenler prizması biçimindeki sarı ve kırmızı renkli cisimler üzerine üzerinde birim cisimden yazılan uzunluklar verilmiştir. Tamam. Buna göre A ile B noktaları arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Evet. Şurası kaç? 7. Şuranın 5 olduğunu biliyorum. Ha 5 5. Bunlar tam çakıştırılmış. Beşlik kısımlar konulmuş buraya. Evet burası 5. Şu kalınlık kaç? 3. Bunu da koy. Burası kaç? Uzun kenar. 5'in yanındaki uzun kenar. 2 kök 11. Bunu da koy. E bizden şu uzunluk isteniyor. Arkadaş buluruz bunu. E ne yapacağız? Şuradan bir üçgen oluşturursam böyle olay bitti. Bu alttaki zeminledik ya. Bu arada burada 5 var. Burada 10 var. 5 olsa burası 5 kök 5. Sonra burada bir pisagor bağıntısı. X'i buluruz x'in karesi eşittir 2 kök 11'in karesi artı kaçın karesi karesi 5 kök 5'in karesi yapar. Şu 4 44 mi yapıyor? 44 artı bu 25 çarpı 5'ten 25 çarpı 5'ten 125 yapar. O zaman burası da kaç yaptı? 169 yaptı. x kare 169 oldu ve x'i de böyle kaç buluruz? 13 olarak buluruz. Evet x 13 çıktı. Yani ikinci soru akçay oldu. Geldik 3'e. Ayrıtları 9, 15, 25, Olan dikdörtgenler prizması şeklindeki altın külçe eritilerek 125 tane küp biçiminde eşit büyüklükte küçük ee, altın elde ediliyor. Yani o hacimler toplamı ilk baştaki hacim eşit olmayacak mı? 9 çarpı 15 çarpı 25 küçük 125 tane x'in kübü elde ediliyormuş. Elde edilen küçük altınlardan birinin yüzey alanı nedir diye soruluyor bize. Arkadaş 25'e böl 25'e böl 5 kalır. 5'e böl 5'e böl 3 kalır. 27 eşittir x küp yapar ve x de böylelikle 3 buluruz. E bir tane külçe altınlardan birinin yüzey alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar biz burada buradaki x bir tane küpün bir kenarıydı. Bir kenarı 3 ise o zaman alt tane 3'ün karesi yüzey alanını verir. 6 ya 9 kaç yapar? 54 yapar. O zaman cevap edremit oldu. Üçüncü soruda geldik dörde. Şekilde dikdörtgenler prizması biçimindeki çöp konteynerının taban ayrıtları 2 ve 3 metre olup yer yüzeyinin üzerinde 1 metrelik kısmı görünmektedir. Çöp konteynerinin hacmi %85'lik kısmı yer yüzeyinin altında. %85'lik kısmı buradaymış bakın. %85'lik kısmı burada. O zaman %15'lik kısmı da burada mı oluyor arkadaşım? Evet. Tamam. Yani bu %15'lik kısım şurası. %85'lik kısmı burası. Bakalım ne diyor? Yer yüzeyinin altında bulunuyor. Ayrıca gün sonunda %70'lik kısmı dolmakta ve görevliler tarafından ne olmaktaymış? Boşalmaktaymış. Hmm. Bunun %70'lik kısmı doluyormuş. Tamam %70. Şurayı da %70'lik kısmı diyelim. Dolan kısım diyelim tamam mı? %70'lik kısım. Buna göre göre boşalttığı çöp hacmi kaç metreküptür diye soruluyor. Arkadaşlar boşalttığı kısım şurası değil mi? Evet %70'lik kısım. Ben şunu biliyorum. %15'likteki yükseklik kaç? Yani 15'te 1 metre yükseklik varsa kaç metreküptür diye soruluyor. %70'likte kaçtır diye bakalım. 70'te ne kadardır diye bir yüksekliğe bakalım. O zaman soru işareti ne olur burada arkadaşlar? Doğru orantı yok mudur? Evet. Yani 70 çarpı 1 bölü 15 yapar. 5'e böl 5'e böl 14 3. Yani biz burada 14 bölü 3 bulduk burayı? Evet. Şuradaki yükseklik 14 bölü 3 bulduk. %70'lik kısmı boşaltılıyor ya. İşte bizden de bu isteniliyor. 2, 3 ve 14 bölü 3'ün boşaltılan kısmının hacmi isteniliyor. E o zaman 2 çarpı 3 çarpı 14 bölü 3 soruluyor bize. Şunlar sadeleşti. Cevap o zaman 28 yaptı. Evet cevap balık esir yapar dördüncü soruda. Geldik beşe. Şekilde üçgen prizma biçiminde pasta gösterilmiştir. Bu pasta dilimi dikdörtgen yüzeylerinden birine paralel biçimde kesiliyor. Evet şuraya. Yani şu şekilde kesilmiş. Bir ayrıtı A ve B birimlik iki parça ayrılmıştır. A birimlik dilimi 33 çocuk B birimlik dilimi de 16 çocuk. Kendi aralarında eşit biçimde paylaşmıştır. Hmm. A artı B 42. Arkadaşım burayı kaç B dilimlik kısmı 16 çocuk paylaşmış. Burayı da 33 kısmı 33 33 kısmı paylaşmış. Şimdi burada hacim nedir? Arkadaşlar hacim burayı 16 tane çocuk burayı da 33 çocuk paylaşmış. Hacim taban alan çarpı yükseklik değil midir? Evet. O zaman paylaşımlar taban alanlarıyla doğru orantılı değil midir? Evet. E o zaman taban alanları ne burada? O zaman taban alanları yani birini 16 çocuk birini de 33 çocuk paylaşmış ya taban alanın bir tanesi 16 ile bir tanesi de 33 doğru yer almıştır tam da. Yani 33 doğru orantılıdır. O zaman burada alanlar oranı 16 bölü 33 yaptı. O zaman alanlar oranı 16 bölü 16 bölü 33 değil. Çünkü bizim şu üçgenle tamam benzer ya 16 bölü şu ikisinin toplamı kaç? 49. Kare al. Hocam 4 bölü 7 yapar. Benzerlik oranı 4 bölü 7. Yani burası 4K iken tamamı 7K olacak. Buraya da 3K mı kaldı? Evet. Şimdi A artı B'yi de 42 demiş. Yani 4K artı 3K. 3K artı 4K'yı 42 vermiş bize. 7K 42 ise K'yı buradan kaç buluruz? 6 buluruz. E o zaman B eksi A farkı nedir diye soruluyor. B A farkı nedir? 4K eksi 3K soruluyor. Yani K soruluyor. K'yı da zaten 6 bulduk. Cevap böylelikle de çıktı. 6. Yani 5. soru Ceyhan oldu. Şimdi tekrar söylüyorum. Taban alanı çarpı yüksekliklerle doğru orantılı olduğu için Taban alanlarıyla doğru orantılı olacak şekilde hacimler paylaştırılır. Birini 16, birini 33 dediği için taban alanları da 16, 33 şeklinde paylaştırıldı böyle. Evet, böylelikle burada 5. soruyu C yan bulduk, geldik 6'ya. Hmm. Buradaki suyun hacmi ile buradaki suyun hacmi eşit. Tamam. E ben buradaki taban alanlarının oranlamasını bulacağım o zaman. Şimdi AB ile BC birbirine eşitmiş. Şunlar birbirine eşitmiş. Tamam. Şimdi gençler nasıl yapacağız bunu? Şimdi bir altıgen var elimizde. Hop şöyle. Şu en uzun köşegeni çizecek olursam. Hocam biz böyle yamukta alan dağıtmayı biliyoruz. Ya biliyoruz derken ya şurası A iken burası 2A ya. Burası da toplamlarının yarısı 2A bölü 2'den 3A mı yapacak? Evet. 3A bölü 2 yapacak pardon. O yüzden ben buraya 2A diyeyim. Buraya da ne diyeyim arkadaşım? Buraya da 4A diyeyim. Burası da 3A olsun. Yani burası 4A iken burası 3A oldu. Burası da 2A oldu şuradaki alanı ben dağıtacağım. Hadi bakalım şuradaki alanı şuradaki alanı paylaştırırsam sonrasını kolay bir şekilde bulurum. E burada üçgen oluşturayım şöyle. Benzerlik oranı 2 bölü 3. 2 bölü 3'ün karesi kaç yapıyor? 4 bölü 9 yapar. Burası 4 ayken tamamı 9 a. buraya 5 a kalır. Büyükteki benzerlikte 2 bölü 4. Hocam 2 bölü 4'ün karesi de kaç yapar? Sadeleştirme çünkü bana burada 4a lazım. 4 bölü 16 yaptı. 4a iken tamamı 16a. E tamamı 16A. 9A buradaysa buraya da 7A kaldı. Yani ben burayı 5A buldum. Burayı 7A buldum. E, o zaman burası 12A ise burası da simetri eksen olduğu için burası 12A ise burası da 12A mı olacak? Evet. Toplamda 24 a aldı. Burası da 24 a aldı. Şimdi taban alanı çarpı yükseklik. Arkadaş taban alanına bakar mısın? Burası değil mi? Şimdi bu şekilde bir prizm oldu bu. Taban alanı 19A çarpı yükseklik eşittir. Buradaki taban alanı 24A çarpı x'e eşit olmak zorunda. Evet içindeki su miktarları aynı olduğu için V suları birbirine eşitledim. Buradan A'lar nanay oldu. 8 ile 24 sadeleşti. 3 kaldı. 19 bölü 3 eşittir X olur böylelikle. Yani cevap denizde oldu. 6. soruda. Bu da güzel soru. Geldik 7'ye. Evet. Şu X nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaş şimdi iç kısmının hacmi. Ha bunun hacmi. Bir an alan mı verildi diye şey yaptım. Alan verildi, verilecek olsaydı görünen yüzeye çarpı 2 yapacaktım. Hacim arkadaşım bir kenarı 8 8 şurası da kalınlığı da x verilmiş. O zaman burası x burası x ve tamamı 8 ise bunun 8 eksi 2 x kaldı buraya. Şu uzunluk zaten 8 bu uzunluk da zaten yine 8 mi? Evet. Şimdi iç kısmının hacmi e 8 8 eksi 2 x ve 8 çarptım değil midir? 8 8 ve 8 eksi 2 xi yapıyor hacmi. Neye eşitmiş? Hocam 384'e eşitmiş. O zaman 8 kere 8 64 şu 64 yapıyor burası. 64 yapıyor. Şimdi 384 64'e bölsek 8 değil 7 değil 6 kere 4 24 6 kere 66 6, evet 6 yapıyor. 8 eksi 2 x eşittir 6 yapar. 2 x 2'den x eşittir 1 yapar. x'i 1 bulduk. Zaten bizden x deniyor. Cevap böylelikle akça yaptı. 7. soruda. Geldik 8'e. Peynir üreticisi Sura Hanım 60 adet A tipi tenekeyi dolduracak kadar peynir üretmiştir. A tipi tenekeler kare prizma şeklinde olup taban ayrıtları 16 ve yüksekleri 30'dur. Evet şöyle taban ayrıtları 16 ve yüksekliği de kaçmış 30'muş. Tamam şöyle çizelim bakalım. 16 ve yüksekliği de 30 şeklinde yazdık. Tamam. Teneke kutu ihmal eden firmanın internet mağazasından sipariş vermiş ve gelen teneke kutuların tümünü doldurmuş ancak bir miktar peynirin arttığını görmüştür. Hmm. Bu durumu firmaya bildiren sonra hanıma şu mail gelmiştir. Size yanlışlıkla 24 cm yüksekliği ve taban ayrıt uzunlukları 12 olan. Evet şöyle taban ayrıt uzunluğu 12 olan ve yüksekliği 24 cm. Yüksekliği 24 cm olan B tipinde bir kare prizma tenekeler göndermiştir. Bu durumdan dolayı sizden özür dileriz. A tip tenekelerde ücretsiz olarak istediğiniz kadar gönderebiliriz demiş. Suna Hanım kalan peynirin tamamını A tip tenekelere doldurmak istediğine göre Firmalar en az kaç adet tereke istemelidir? Hmm. Şimdi 60 adet arkadaş. Şundan 60 adet tane istedi. Bak, bundan 60 adet tane istedi. Aa, bundan 60 tane geldi. Yani 60 tane şu geldi. Benim ulaşmam gereken 60 tane bu olması gerekiyor, değil mi? O zaman 60 tane bundan geldiyse, 60 tane şunun hacmi 12 çarpı 12 çarpı 24 geldi e, ee, ama ben ne istiyorum hacim olarak? Hocam 60 tane bunu istiyorum. 16, 16, 30'u istiyorum. 16, 16, 30'u istiyorum. E ee, şurada bir boşluk kaldı ya. Küçük tenekeler geldi ya. Bunun yanına diyor. İstediğin kadar al diyor ama bizim eleman da haksızlık olmasın diye bu tenekelerden kaç tane alsın diye söylüyor bize. Yani 16 çarpı 16 çarpı 30'luk hacimlerden kaç tane daha alırsam fit yani helalleşiriz demek istiyor yani. E o zaman burada bu denklem kurulmuş oldu. Yani bundan 60 tane artı e, şu 16'lık 16 16 30'luk x tane toplam şunun hacmi eşit olacak. 60 tane 16 16 30'luk hacme eşit olacak. E o zaman burada 60 parantezine alacağız arkadaşlar. Bunu 60 yapmam için şunu 8 yapayım. Bu da 8 çarpı 2 şeklinde yazayım. 60 parantezine alalım bakalım bunu. 60 parantezine aldığımda Hocam burada 12-12-24 kaldı. 12-12-24 Tamam. Bir de şey parantezine de alalım mı ya? Başka? 60'lar tamam burada var. Şu 60 burada. Ee, 16 parantezine mi alsak? Yok. Bir şey parantezine alalım yine. Yine bir şey parantezine alalım. Ne parantezine alalım? Ya neyse. Hadi işleme bir, ben devam edeyim. İşlemime devam edeyim. Neyse. Ee, burada 60 parantezine aldık. 60 parantezini aldığımız zaman 60'lar gidiyor sadece. E burada ne kaldı? 12 çarpı 12 çarpı 24 kaldı. Artı burada e, şu 60 gitti. 16 çarpı 8 kaldı. 16 çarpı 8 kaldı. Eşittir. Burada da 16 çarpı 16 çarpı 30 kaldı. E, ben denklemi şeye böleyim. Kaça böleyim? 8'e bölsem mi? 8'e bölsem. Evet 8'e bölsem. 8'e bölsem, e bölsem. 8 parantezini alsam. 8'e bölsem. 3 kaldı. 8'e bölsem. 2 kaldı. Sonra burada başka neye böleyim? 4'e bölsem, 4'e bölsem 3 kaldı. 4'e bölsem 4 kaldı. Ee, burada da 4'e bölsem 4 kaldı. Bir daha 4'e böleyim. Hocam 4'e böldüm, 4'e böldüm 3 kaldı. Burada da 4'e böldüm gitti. O zaman burada 3, 3, 3 yani 27 kaldı. Artı burada ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. 1 kaldı eşittir. Burada da e, tabii burada x de var değil mi? Çarpı x'i de unutmayalım. Çarpı 1 çarpı x yani x kaldı sadece burada. Eşittir burada da 60 mı kaldı? Evet x de böylelikle kaç yapar arkadaşım? 33 yapar. Bizden de zaten o isteniliyor. Cevap böylelikle edremit yaptı. Evet sayılar büyük. Sadeleştirme yaparken biraz zorlanır gibi olduk ama yaptık. Evet cevap edremit oldu. 8. soruda geldik 9'a. Güzellik merkezi sahibi Nuray Hanım danışanlarını özdeş dörtgenler pizma şeklinde kutular ile sürpriz hediyeler göndermek istiyor. Kutuların üzerine şöyle yapıştırmış. Sizinle daha güzeliz. Kurdelelerin her bir paketi 10 metre uzunluğundadır. Kutunun farklı ayrıt uzunlukları şekil üzerinde belirlenmiştir. Buna göre 75 danışanına her birine hediye göndermek için en az kaç paket kurdela almalıdır? Hmm. Arkadaşlar bir böyle geliyor. Bak kurdeleyi hesaplayalım mı? Her biri 10 metre. 10 metre kurdela. Arkadaş şurası kaç? 4,5 değil mi? Burada burası var. Alt tarafında böyle geçiyor değil mi? Yani 4,5, 4,5, 9. 9. Sonra burası 7.5 7.5 15 Hop, O zaman sadece buradaki kurdele kaç yapıyor arkadaşım? 4.5 4.5 9 7.5 7.5 15 15 9 daha 24 Burası 24 yaptı 24 artı Şuraya bakalım Hocam burası şöyle 5 burada 5 burada 10 Burada 7.5 7.5 15 burada 25 mi yaptı? 25 yaptı 49 mu yaptı o zaman burası? Evet Şimdi 49 Sadece burası 49 santimetre yaptı arkadaşım. Sadece burası 48 santimetre. Ee, o zaman ben 75 danışan için 75 çarpı 49 santimetre şey mi kumaş mı elde edeceğim? Evet. E ee, burada bize ne diyordu? Kurdelerin her biri de 10 metre diyor. O zaman ben ne yapacağım arkadaşım? Burada 75 çarpı 49 santimetre. Niye eşit olmak zorunda? Yani şeyden küçük olmak zorunda değil mi? Kurdele elde, elde edeceğim. Ee, bu kurdelaların fiyatı e, bizim şeyimiz kaç? 10 metre uzunluğunda 10 metre uzunluğunda yani 1000 oluyor bu. 1000 çarpı kaç? X tane. 1000. Yani 1000 santimetre uzunluğunda X tane şey alayım. E, paket alayım demek istiyorum. Bunu. bunu aldıktan sonra ne olmak zorunda arkadaşım bu? Bundan küçük olmak zorunda ki yani bu bizim şey olsun. Ne onun ismi? O kurdelenin paketleri olsun. Ee, şu kadar sayıyı elde etmem lazım. O yüzden bunun bundan büyük olması lazım. Yani burada çarpıyoruz. 75 ile 49'u çarpıyoruz. 5 kere 9 45. Ee, 7 kere 9 63. 67 yapıyor. 4 kere 5 20. 28. 30 yaptı burası. O zaman 3675 yapar. Hocam 3675. Küçüktür 1000 tane. X'ten. O zaman x yerine kaç yazmamız lazım en az? 4 yazmamız lazım. 4 tane oldu. Tekrarlıyorum. Bak şimdi şunları topladım. Toplam kaç santimetre yaptı? 49. 75 çalışan var ya. 75 çarpı 49 santimetre lazım bana. Ee, her bir kurdele da paketinde de 10 metre var ya. Bu santimetreye çevirdim. 1000 santimetre yaptı. 1000 santimetrelik kutulardan yani şeyden e, kurdele paketinden kaç tane almalıyım? O kadar almalıyım ki şunu elde etmeliyim. Yani buradaki sayı bundan küçük olmak zorunda dedik. X de böylelikle 4 çıktı. Bu da güzel bir soru. 9. soru Denizli oldu ve böylelikle bu testi de bitirdik. Yani test 5 bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde test 6'da görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.